Haftanın röportajı. Kavrtım stüdyolarında her hafta Türk popunun en sevilen isim ve gruplarını ağırlıyoruz. Bu akşam da Türk popunun efsane gruplarından bir tanesi var. Onları bu stüdyoda burada ağırlamak gerçekten büyük mutluluk. Mazhar Fuat Özkan bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önceki albümün üzerinden tam 6 yıl geçti. Bu albüm sürecini biraz duyalım sizlerden. Nasıl geçti? Vallahi albüm şöyle, affedersin. Yok, rica ederim. Fuat'ın bir bilgisayarı var. Mikseri falan yok yani. Öyle bir bilgisayar. Bir gün ben Fuat'a aç hadi dedim, bilgisayarı dedim. Bir şarkı doldurdum. Tabii sözleri yazıp getirmiştim. Ondan sonra Özkan içinden besteler yaptı. Fuat besteler yaptı. Ben de birkaç tane yaptım. Ama daha çok Fuat'ın çok uğraşmasıyla ve titizliğiyle bu neticeye varabildik. Yoksa yani yapımcısı bir çeşit Fuat'tı. Evinde yaptık. Fuat'ın evinde kayıtları yaptık. Ve hiç aranjör kullanmadan kendi kendine de ismini koyduk zaten. Kendi kendimize yaptık albümü. Ve enstrümanlarda da çok fazla elektrikli enstrüman kullanmadık. Akustik bir albüm oldu. Aslında işin kolay tarafı materyalin hazır gelmesi. Mazhar sözleri getirince bütün sözler hepimiz için otur bestele kalitesinde sözler gelince zevk içinde evvela besteleme operasyonunu tamamladık hep beraber. Oturduk evvela onu çalıştık, kayıttan evvel parçaları çıkardık. İçimize sindi. Sonra evde yaptığımız için, kendi stüdyomuz olduğu için, kendi kendimize yaptığımız için istediğimiz gibi deneme imkanları bulduk. İstediğimiz saatte geldik stüdyoya. Yani rahat bir çalışma. Özgürdük. Albümün ikinci video klibi de Aşkın Kenarından'a çekildi. Bu şarkıdan biraz isterseniz bahsedelim. Bu şarkı benim müziğini çok eskiden yaptım. Fakat sonra giydirme tabir ederiz biz ona. Sonradan sözlerini yazdım. Bir parça beğenildi. Ben şeyden anlamam yani şarkılarımı Sarı Lalelerde olsun. Yani beğenileceğini tahmin etmem. Yaparız sadece biz. Oradan seçerler. Bugün Aşkın Kenarından olur. Yarın yavaş yavaş ürünü beğenmeye başlarlar. Ve yavaş yavaş tanınır. Ticari kaygı hiçbir zaman düşünülmedi albüm yapılırken. Tabii Mazhar Fuat Özkan dinleyince konserlerden bahsetmemek herhalde olmaz. Konserlerimiz her zaman büyük coşkuyla takip ediliyor. Sizler konserlerde nasıl hissediyorsunuz? Konserler nasıl geçiyor? Konserler çok iyi geçiyor. Akustik konser yapacağız. MFÖ'de devrim. Evet, MFÖ'de devrimdir. 4 kişi çıkacağız sahneye. Hiç ritim yok. Bakalım, çok heyecanlıyız. Onun verdiği bir heyecan var. Onun provaları devam ediyor. Böyle yaptığımızda niye böyle yapıyorsunuz? Yani adam eksilterek ekonomiden mi kara geçiyorsunuz? Hiç alakası yok. Tamamen basitleştirmek. Ve sözlerimizin anlaşılması, seslerimizin daha iyi çıkması. Arkada 18 kişi asılıyor çünkü enstrümanlara. Bir de zaten gitarla besteliyoruz. Gitarla çalıyoruz olduğu dinleti gibi. Olacak. Yani bir birinci bölüm yaptık geçen konserlerden birinde. Çok beğenildi. Donald Fagan'ın Babylon diye bir parçasını, Babylon Sisters diye bir parçasını sırf konserde nasıl olacak diye o kadar özel bir kayıt yapmışlar ki albümde. Acaba bunu konserde çalabilir miyiz diye merak edip o yüzden konser vermişler. Bizimki de biraz buna benziyor. Akustik tamamen 3 kişi kalıp 4 kişiyle bütün o koskoca orkestranın yarattığı atmosferi nasıl yaratırız? O bize heyecan veriyor, hoşumuza gidiyor. O yüzden böyle şeyler yapıyoruz aslında. Sizleri burada ağırlamak çok büyük keyifti. Geldiğiniz için teşekkürler. Sağ olun, biz teşekkür ederiz. Haftanın röportajı.